uzun yıllardır bir şeyi ifade etmeye çalışıyoruz. Seçim döneminde bir şeyi anlatmaya çalıştık. Hem 2014 yerel seçimler öncesinde hem bu yerel seçimler öncesinde. Tabii o günden bugüne defalarca ifade ettik. Malatya Belediyesi'nin gerçekten Malatya'yı ne hale getirdiğini anlatmaya çalıştık, çabaladık. Ama ortaya bir rakam düştü ve bu rakam, belediyenin borcunu gösteren bu rakam aslında bizim yıllardır niye çırpındığımızı çok açık, net ortaya koyan bir rakam oldu. Dolayısıyla Malatya Belediyesi'nin bugüne kadarki AK Parti dönemindeki yöneticiler tarafından nasıl soyup soğana çevrildiğini adeta bütün Malatya bir rakamdan öğrenmiş oldu değerli arkadaşlar. Bir Büyükşehir Belediyesi'nin önemli gelir kalemleri var. Kişi başına hepimiz biliyoruz ki bütçeden bir belediye pay alır. Yine bir Büyükşehir Belediyesi'nin halkın ödemiş olduğu vergilerden önemli gelirleri var. Su parasını ödüyor muyuz? Ödüyoruz. Ona su parası yetmiyor, yüksek fiyatlarda su ücretleri ödüyoruz. O yetmiyor, bir de atık su bedeli bizden tahsil ediyorlar. Doğru mu? Doğru. Onun yanında emlak vergisiyle, çöp vergisiyle yine bir sürü sayabileceğimiz kalemlerle vatandaş olarak bizler hepimiz Malatya'da yaşayanlar olarak bu büyük şehire, belediyeye vergilerimizi ödüyoruz. Dolayısıyla belediyenin bu kadar geliri varken Malatya'ya hiçbir şey yapılmamışken her fırsatta söyledik. Malatya'da halen büyük şehrin kapsamında olan ama bu tarihte utanç duyduğumuz kanalizasyonu olmayan köyler var. Lağımı köy içlerine akan birçok mahallemiz var. Yollarından geçilemeyen birçok mahallemiz var, birçok köyümüz var. Utançla bu yüzyılda ifade ettiğimiz birçok mecburi hizmet köylere gitmemişken Malatya merkezde bir çivi belediye tarafından çakılmamışken belediye bir de baktık yeni döneme girerken yine aynı belediye, tabi bu şişti bir yerde patlayacaktı. Bugün buraya kısmet oldu, burada patladı. Yeni belediye başkanlarında patladı bu durum. Tabi bir bakıyoruz belediyenin, tabi ifade etmekte de gerçekten zorlanıyoruz. Rakamı ifade etmekte zorlanıyoruz. Tüylerimiz diken diken oldu bu rakamı duyunca. Eski parayla ifade etmem gerekirse, çünkü vatandaşların çoğu öyle daha iyi algılayabiliyorlar. 1 katrilyon 778 trilyon 257 milyon belediyenin borcu olduğu gözüküyor. Tabi belediyenin şirketleri var. Şu anda biz bir şey istiyoruz. Burada altını çizerek şunu hemen ifade etmek istiyoruz. Altını çizerek mutlaka belediye başkanı çıkıp kalem kalem belediyenin nerelere borcu varsa açıklamak durumundadır. Öyle borcu ortaya atıp kenara çekilmeyle olmaz. Bu borç kalemleri nerelerdedir? Gerçekten bu para nerelere harcanmıştır? Çünkü hizmete harcanmadığını çok açık net biliyoruz. Malatya'da hizmet yok. Sadece devletin gelirlerinin belediyenin gelirlerinin yanı sıra bu kadar borçlanmışsan bunu hizmet yapmak için borçlanmamışsın. Hiç kusura bakma. Belediyeyi adeta AK Parti'nin belediye başkanları, onların yöneticileri kendi babalarının çiftliği gibi bugüne kadar kullanmışlar. Vatandaş bugün manava giremez olmuş. Vatandaş kuru ekmek, soğana muhtaç olmuş, soğanı bulamıyor. Vatandaş bu haldeyken vatandaşın ödediği vergilerle birileri orada sefa sürmüş. Birileri oralarda rant sağlamış, rant sağlamaya da devam ediyor. Bir araç filosu iptali var. Paraların nereye gittiği için önemli örneklerden birisi. Tüm bunların ayrıntılarının açıklanması gerekiyor. Araç kiralama işlemi neden durduruldu? Bugüne kadar o araçlar nerelere kullanıldı?
kimin hizmetindeydi? O makam araçları sadece kimlerin eşlerini, kimlerin çocuklarını gezdirdi? Bunların tümünün kalem kalem açıklanması gerekiyor. Çünkü o makam araçlarında aldığımız bazı duyumlara göre birçok aracın kullanılmadan kirasının ödendiğini de gelen duyumlarımız arasında. Birçok iş makinası kullanılmadan kiralarının ödendiği gelen bilgiler arasında. Belediye başkanı, şu anda belediye başkanı seçilmiş. Selahattin Gürkan'ın bütün Malatya'ya karşı borcu var. Çıkacak, bu rakamların tümünü açıklayacak. Ve biz de bunun elbette takipçisi olacağız. Birçok rakam elimize ulaşıyor. Ama bunun mutlaka takibini belediye meclisinde de bunun bütün ayrıntılarını isteyeceğiz. Hangi belediyenin, hangi şirketinin ne kadar borcu varsa hepsini soracağız. Hepsini didik didik edeceğiz. Çünkü şundan dolayı söylüyorum. Bir belediye niye şirket kurar? O şirket kar etsin, belediye katkı sunsun diye. Ya da bir kişi niye şirket kurar? Bir kurum niye şirket kurar? Kar etsin, kendisine katkı sunsun diye. Zarar ediyorsa ne yapar? Kapatır o şirketi. Malatya perakende sektörünün %60'ını %70'ini kontrol eden Esenlik şirketi nasıl olur da borçlu olur? Nasıl olur da zarar eder? Bunu anlamak mümkün mü? Bu akıl hayal işi mi? Ama Esenlik Genel Müdürü'ne ne kadar maaş verdiğin belli değil. Esenlik'te fazladan ne kadar personel çalıştırdığın belli değil. Esenlik'te müdürlere, alt müdürlere ne kadar maaş verdiğin belli değil. Hangi araçlarla nereye gittikleri belli değil. Oradan nereye kaynak aktardığın belli değil. Seçimleri hem 24 Haziran son genel seçim hem de yerel seçimi. Kimin bütçesiyle yaptın çıkıp açıklayacaksın. Çünkü biz seçimlerden hemen önce söyledik. Bütün billboardlar, bütün bez afişler AK Parti lehine belediye bütçesine yaptırıldı. Tüm bu borçlar bunlar sayesinde bugün başımızda. Dolayısıyla biz kendi imkanlarımızla seçim çalışmalarını yaparken birileri bu belediyenin imkanlarıyla seçim çalışması yaparak, belediyenin imkanlarını seferber ederek, mitinglerinde belediyenin otobüslerine bedava insan taşıtarak bu borçların artmasına sebebiyet verdiler ve Malatya'yı da bizi de haksız rekabetle karşı karşıya bıraktılar. Kendi payıma düşen, ailemin payına düşen borç adına da bu soruyu soruyorum. Bu partiye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne inanan, güvenen herkes adına da bu soruyu soruyorum. Yine Malatya'da yaşayan her vatandaş hakkı içinde bu soruyu soruyorum. Malatya'da her doğan çocuk, az önce arkadaşlarla hesaplamaya çalıştık, yaklaşık 2,5 milyar borçla doğuyor. Eski parayla ifade etmek gerekirse. Her vatandaşın 2,5 milyar şu anda borcu var. Ve önümüzdeki dönemde acilen önlemlerin alması gerekiyor. Bu gidişat değil. Biz yıllardır söylüyoruz, bu rakam bizi net şekilde Malatya kamuoyuna anlattı. Ama bundan sonraki süreçte de dün de ifade etmiştik. Burada belediye meclisinden arkadaşlarımız var. Grup başkan vekilimiz, mecliste sözcü arkadaşımız. Onlarla birlikte bu toplantıyı düzenliyoruz. Onlar tüm bu rakamları belediyede soracaklar. Onlar açıklamazlarsa biz çıkıp bu rakamları alıp kamuoyuna açıklayacağız. Hangi kuruma belediyenin ne kadar borcu olduğunu bilmek her vatandaşın hakkı. Çünkü bunlar hizmet için borçlanmadılar, birilerine rahat sağlamak için borçlandılar, birilerinin keyfi uygulamaları için borçlandılar, birilerinin saltanat sürmesi için borçlandılar ve bunun da birileri mutlaka hesabını vermesi gerekiyor. Tabii daha önce borçlanan belediye başkanlarına baktığımızda AK Parti tarafından ödüllendirildiklerini de görüyoruz. Biri milletvekili yapılıyor, bir başkası bilmem bir başka noktaya taşınıyor. Ama her gelen bizi borç sarmalına sürmeye, su parasını arttırmaya, atık su bedeli parası adı altında
vergilerdeki oranı arttırmaya devam ediyor. Maalesef açıklanan hem genel anlamdaki siyasetçiler hem yerel anlamdaki siyasetçiler kemer sıkma deyince vatandaş anlıyor ki vatandaş kemerini sıkacak. Vatandaş zaten kemerini sıka sıka bel kalmadı. Tabi bel koptu. Dolayısıyla vatandaşın cebinde para yok. Ülke ekonomisi batmış durumda. Ülke ekonomisini batırıyorlar. Sonra dönüyorlar kemer sıkın diyorlar. Yerelde belediyeleri batırıyorlar. Borç batağına sürüklüyorlar. Sonra dönüyorlar kemer sıkın diyorlar. Biz bu kemerleri sıkmayacağız. Kendileri kemer sıksın. Bugüne kadar saltanat sürenler hem ülke genelinde hem belediyelerde o kemerleri sıksalar bakalım.